rahim ağzı, diğer tıbbi adıyla cervix, rahimin en alt bölümü, yani vajinaya açılan kısmıdır. Normalde rahim alt kısmı, yani cervix, doğuma kadar kapalı kalır. Doğum esnasında doğum sancılarının başlamasıyla rahim ağzı açılır ve doğum gerçekleşir. Fakat bazı hastalarda bu rahim ağzının kısa olması veyahut da yetersizliğinden dolayı rahim ağzı doğuma ulaşmadan erken dönemlerde açılması ve gebeliği taşımayarak gebelik dokusunun vajenden dışarı atılmasına neden olabilir. Bu da erken doğumlara ve düşüklere neden olur. Dolayısıyla bu serviksin çepeçevre atılan dikişte, serkilajla biz daha önce oluşabilecek düşükleri, erken doğumların bir kısmını önleyebilmekteyiz. Serkilajın yapıldığı durumlar nelerdir? Yapılan kontrollerde özellikle 12. haftada serviks ölçüsü uzunluğunun 2 cm'den kısa olması, daha öncesinde hastanın servikste, yani rahim ağzında bir cerrahi, konizasyon gibi cerrahi işlem geçirmiş olması veya hastanın geçmişinde tekrarlayan düşük, çekilen rahim filminde servikste yetersizlik görülmesi gibi veyahut da serviksin kısa olması gibi durumlarda serkilaj uygulanır. Serkilaj iki şekilde yapılır. Bir, acil serkilaj girişimi. Bu genellikle yapılan kontrollerde, eğer gebelik haftası 28 haftadan önce ise rahim ağzında açılma, hunileşme varsa acilen serkilaj yapılır. Yani rahim ağzı çepeçevre dikilerek kapatılır. Fakat acil yapılan serkilajlar genellikle yüz güldürücü olmaz. Önlem amaçlı yapılan serkilajlarda bir problem olduğu tespit edilebilen veya olabileceği düşünülen durumlarda 12. haftadan önce rahim ağzına dikiş atılmasıdır. Şöyle ki, bunlar rahim ağzından atılan dikişler olabildiği gibi karından abdominal yapılan kalıcı serkilajlar da uygulanmaktadır. Fakat günümüzde en sık rahim ağzından yapılan serkilaj tekniğini uygulamaktayız ve birçok hastada da çok iyi sonuçlar elde etmekteyiz.